Tekrar merhabalar arkadaşlar. Dersimizin bu ünitesi uçuşa kabul yani check-in işlemleri. Bu ders sonrasındaki kazanımlarınızın neler olmasını hedefliyoruz. Uçuşa kabul işlemlerinin amaçlarını açıklayabilecek, uçuşa kabul çeşitlerini sıralayabilecek, uçuşa kabul yöntemlerine göre uçuşa kabul işlemlerini açıklayabilecek, uçuşa kabul işlemlerinde kullanılan dokümanları açıklayabilecek, uçuşa kabul işlemleri ile ilişkili kavramları açıklayabilecek, uçuşa kabul sürecini açıklayabilecek bilgi ve becerileri kazanmanız hedeflenmekte. Peki bu hedeflere erişmek için ünitemizde hangi konuları ele alıyoruz? Uçuşa kabul işlemleri, uçuşa kabul işlemlerinin amaçları, uçuşa kabul check-in çeşitleri, uçuşa kabul yöntemleri, uçuşa kabul işlemlerinde kullanılan dokümanlar ve uçuşa kabul sürecini anlatarak ünitemizi tamamlayacağız. Sevgili arkadaşlar, uçuşa kabul işlemleri temel yer hizmeti işlemlerinin ilk adımını oluşturmakta ve yolcu ve bagajının kayıt alınması ve çeşitli hizmetlerin sunulması süreci uçuşa kabul işlemleri olarak adlandırılmaktadır. Yolcular tabi bu işlemler check-in kontuarı adı verilen bir alanda yapılıyor arkadaşlar. Yolcular bir süre önce havaalanına gelerek ya da farklı yöntemlerle biraz sonra açıklayacağımız check-in çeşitlerini açıklayacağımız şekliyle havaalanına gelerek check-in işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Check-in kontuarı uçuştan belli bir saat önce açılmakta ve uçuştan belli bir süre önce de yine kapatılmaktadır. Yolcunun ne zaman havaalanına gelip check-in işlemlerini yaptırması gerektiğine ilişkin bilgiler ise yolcu biletinde yer almaktadır. Ama genel olarak iç hatlarda bir saat önce, dış hatlarda ise 2 saat önce yolcunun havaalanına gelerek check-in işlemlerini yaptırması kafidir. Bu check-in işlemleri esnasında yolcular ve yanındaki bagajları kayıt altına alınmaktadır. Check-in işlemlerinin çeşitli amaçları var arkadaşlar. Bunlar neler? İlki gelir kontrolü. Bir takım taşıma işlemlerinin kayıt altına alınması havayolunun gelir kontrolünü sağlamasına imkan sağlamaktadır. Bunun sonrasında bagajların havayoluyla taşınmasına uygun olup olmadığı ya da daha uygun taşınması için ne gibi işlemlerin yapılması gerektiğine yönelik bir takım uygulamalar yapılıyor ve kontroller yapılıyor. Sonrasında yolcuların uçuş emniyet ve güvenliği esaslarına göre koltuk tahsisi yapılarak yerleştirilmesine imkan sağlıyor. Hatırlarsanız özel hizmet gerektiren yolculara ilişkin 4. ünitemizde inat yolcular ya da deporti yolcular güvenlik açısından risk oluşturabilecek, tehlike oluşturabilecek yolcularımızı ele almıştık. Bunların koltuk tahsisinin nasıl yapılabileceği ya da işte yük ve denge açısından yolcuların nasıl bir koltuk tahsisine tabi tutulması gerektiğine yönelik bir takım işlemler gerçekleştiriliyor. Bunun ötesinde yine kitabımızın 2. ünitesinde seyahat dokümanlarına yer vermiştik. Vize işlemlerine ve pasaportlara sağlık önlemlerine neler olduğunu yer vermiştik. Bunlara ilişkin gereklilikler nelerse bunların da kontrolü gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Vizesi ya da pasaportu uygun olmayan birinin yolculuk etmesinin önüne geçiliyor. Yine yolcunun tanınması süreci gerçekleştiriliyor. Yani seyahat etmek için temin edilen bilet, yani daha doğrusu biletteki yolcu ile gerçekten seyahat etmek isteyen yolcunun birbirinin aynısı olup olmadığının kontrolü yapılıyor ya da belirli riskleri içeriyorsa uçuş emniyeti açısından yolculuğuna izin verilmeyebiliyor da. En son olarak da yolcuya özel hizmet verilmesi gerekiyorsa, bazı yolcuların bu hizmetlere ihtiyaç duyduğunu daha önce açıklamıştık. Bunların tespitine yönelik de bir takım işlemlerin yapılması ve bu hizmetleri sunacak ilgili birimlere, hava yollarına ya da havaalanlarına aktarmalı uçuşlu yapabilir yolcu sonuçta. Bilgilerin iletilmesine yönelik faaliyetlerin başlamasına imkan sağlıyor check-in işlemleri. Check-in işlemleri arkadaşlar çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Özellikle günümüzde hız ve konforun önem kazanmasıyla birlikte ve havayolu işletmelerinde maliyet odaklı strateji yaklaşımlarıyla farklı check-in yöntemlerinin
uygulanması da mümkün olabiliyor. İlla ki havaalanına gelmesi gerekmiyor yolcunun. Online check-in yapabiliyor ya da online check-in'i yapıyor da kayıtlı bagajı varsa işte quick drop dediğimiz yöntemle sadece kayıtlı bagajını bırakarak boarding'e gidebiliyor ya da hiç kayıtlı bagaj ihtiyacı yoksa el bagajıyla seyahat edebilecekse işlemlerini online yapabilir ya da havaalanındaki quick'lerde gerçekleştirebilir. Bu şekilde yine doğrudan doğruya uçağa kabul dediğimiz boarding aşamasına geçebilir. Ya da işte VIP ya da CIP yolcularımız için daha önce de açıkladığımız gibi belirli alanlarda check-in'in havaalanı dışındaki belirli alanlarda check-in'in yapılması da yine mümkündür. Check-in işlemlerinin arkadaşlar belirli yöntemlerle yapılmaları da mümkün. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bilgisayarlı uçuşa kabul ve manuel uçuşa kabul. Bilgisayarlı uçuşa kabul sisteminde kalkış kontrol sisteminin desteğiyle arkadaşlar bu işlemler yapılıyor. Ve bu yöntemle check-in işlemlerinin yapılması yolcu hizmetlerinin tümünün entegre edilmesine imkan sağlıyor. İşte check-in'le boarding'in ya da işte gümrük işlemlerinin tek bir elden, tek bir sistem üzerinden yürütülmesine imkan sağlıyor. Bir de ilgili dokümanlar sisteme girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından üretilerek kullanılabiliyor. Manuel uçuşa kabul işlemlerinde ise arkadaşlar bilgisayar desteği olmaksızın check-in işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu nasıl oluyor? Bilgisayar sisteminin kurulamadığı ya da bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamadığı hava meydanlarında manuel uçuşa kabul işlemleri yapılabiliyor. Bu durumda yalnız uçuşa kabul işlemleri için gerekli olan bütün dokümanların elle manuel olarak üretilmesi gerekiyor. Bu dokümanlar neler? Uçuşa kabul işlemleri sırasında üretilen ve uçağa kabul için zorunlu olan dokümanlar neler? Bir kere biniş kartı arkadaşlar. Tüm yolcular için ister manuel olsun, isterse bilgisayarla destekli olsun mutlaka bir biniş kartının üretilmesi gerekiyor. Ekranda Pegasus Hava Yolları'na ait bir biniş kartı, boarding kartı görülüyor. Bu arada Pegasus Hava Yolları'na kitabımızın hazırlanması sürecinde üniversitemize gösterdiği destek için hem Pegasus Hava Yolları'na hem de çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Pegasus Hava Yolları'na ait boarding kartı görülüyor. Boarding kartı bir kere uçağa kabul için olmazsa olmaz bir doküman. İster koltuk işgal etsin, ister etmesin, yani bebek yolcu dahi olsa tüm yolculara boarding kartının üretilmesi gerekiyor. Üstünde ne tür bilgiler var? Uçuş numarası, hangi gate'den uçağa kabul işleminin yapılacağı ya da işte yolcunun adı, soyadı gibi, bagaj kilogramı gibi falan bir takım bilgilere yer veriliyor. Sonrasında bagaj etiketi, işte interline ya da limited release bagaj etiketleriyle birlikte temel bagaj etiketi ve bir takım yardımcı bagaj etiketlerinde yine üretilerek bagajların özelliklerine göre check-in sırasında kullanılması gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar oturma planı, eğer bilgisayar destekli bir yöntem uygulanıyorsa oturma planı, sistemde görülen oturma planında bir takım yer tahsislerinin yapılması söz konusu iken manuel bir oturma planı hazırlanarak yolcuların yer tahsisine ilişkin bilgiler bu planda yer alıyor. En son olarak ise arkadaşlar manifestonun hazırlanması gerekiyor. Manifestoda yolculara ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı bir doküman. Adı, soyadı, cinsiyeti, UM yolcu olup olmadığı gibi, taşıdığı parça başına kilogram olarak bagajı, kayıtlı bagajı nedir gibi bir takım bilgileri yer alıyor ve özellikle uçucu ekibin bilgilendirmesi amacıyla da kullanılıyor. Uçuşa kabul sürecinin anlatılmasından önce arkadaşlar bir takım kavramların bilinmesinde fayda var. Bunlardan birisi go show. Go show yolcu, daha öncesinde bilet rezervasyonu ve alımı söz konusu olmamasına karşın uçuştan belli bir süre önce havaalanına gelerek yer olması durumunda uçuşa dahil olan yolcu
için kullanılıyor. No show yolcu ise arkadaşlar, rezervasyonu ve bileti olmasına rağmen uçuşa gelmeyen yolcular için kullanılan bir terim. Overbooking ise arkadaşlar, hatırlarsanız kitabımızın birinci ünitesinde ele almıştık. Overbooking, hava yolları bir yıl önceki no show yolcu oranlarına göre belirli oranda fazla koltuk satma hakkına sahipler. Ama olabiliyor. Tüm yolcular, yani no show yolcu gözlenmeksizin tüm yolcular uçuşa gelebiliyorlar. Böyle bir durumda çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor. Bunları da birinci ünitede yolcu hakları kısmında detaylandırarak anlatmıştık. Upgrade ve downgrade arkadaşlar, yolcular yolcu sınıflarının upgrade, yolcu sınıfının yükseltilmesi. Örneğin ekonomik klasla seyahat ederken business klasa yükseltilmesi, overbooking olmuştur ekonomik klas. Ama business class'ta boş koltuk vardır. Yolcu upgrade edilebilir. Bu yolcuların upgrade edilmesi nedir? Mesela sık uçan yolcu programına dahilse, yine 4. ünitemizde bahsettiğimiz ve yeterli mili var ise veya işte özel bir yolcu olduğu için sık uçucu belgesi var, kartı var, özür dilerim. Bu yolcular upgrade edilebilirler. Downgrade ise arkadaşlar, yolcu sınıfının düşürülmesi, yine overbooking durumlarında özellikle gerçekleştirilen bir uygulamadır. Uçuşa kabul sürecinin ilk adımı arkadaşlar, yolcunun tanınması süreci. Yolcunun tanınabilmesi için seyahat dokümanlarının incelenmesi ve karşılaştırılması gerekiyor. İç hat uçuşlarda ise nüfus cüzdanı ya da işte sürücü belgesi, kimlik yerine geçebilen belgeleri ile bileti ve yolcu karşılaştırılırken, dış hat uçuşlarda yolcunun pasaportu, bilet bilgileri ve kişinin kendisi, yolcunun kendisi karşılaştırılarak uçuşa elverişli olup olmadığı, gerçekten uçmak isteyen kişinin o kişi olup olmadığı belirlenmektedir. Yolculara koltuk tahsisinde arkadaşlar, yolcular diledikleri yeri aslında işte check-in esnasında belirterek alabilirler. O koltuk o yolcuya tahsis edebilir. Ancak belirli kısıtlamalar söz konusu. Yine uçuş emniyet ve güvenliğinin sağlanması adına. Sadece işte havaalanında gelip de normal check-in yapılma sürecinde değil, internet ortamında online check-in sırasında da arkadaşlar, hava yolları check-in sırasında, koltuk tahsisi sırasında bir takım uyarıları içeren bilgilere yer vermektedir. Her koltuğun herkes tarafından tahsis edilemeyeceğine yönelik. Bu kısıtlamalar neler? Bunlara bir bakalım. Diğer bir yolcu, bu acil çıkış kapı önleri var arkadaşlar. Bu acil çıkış kapı önlerinde oturan kimselerin belirli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlar ne? Diğer bir yolcudan sorumlu olmak. Hasta yolcu olabilir, çocuk, bebek olabilir. Böyle bir yolcudan sorumlu olan yolcular. Fiziksel ya da zihinsel sağlığı yerinde olmayan yolcular. Tutuklu, deporte, inat yolcular, yanında kabin içi taşınabilir, petting kabin dediğimiz hayvan taşıyan yolcular ya da işte tahliye sırasında yolcuların uçaktan tahliyesi sırasında komut verebilecek, onları yöneltebilecek yeterlilikte olmayan yolcuların acil çıkış kapı önlerinde koltuk tahsis etmelerine izin verilmemektedir. Bir şekilde tahsis edilmiş ise de zaten uçuş sırasında kabin ekipleri tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak uygun bir hale getirilmektedir. Bagajın teslim alınması esnasında ise arkadaşlar, özellikle bagajların hava yolu ile taşınmasına uygun olup olmadığı çeşitli açılardan kontrol ediliyor. Bagajda bir hasar var olup olmadığı ya da bagajın serbest bagaj taşıma limitleri dahilinde olup olmadığı ya da içinde bozulabilir, kırılabilir bir bagaj içerip içermediğine bakılıyor. Ya da işte özellikle kayıtlı bagajlarda arkadaşlar, eski uçuşa ait bir biletin olup olmadığına, sistemde bir hataya yol açmamak adına
olmadığını kontrolü yapılıyor. Kayıtlı olmayan bagaj el bagajlarında ise arkadaşlar özellikle sıvı kısıtlamasına uygun olup olmadığı ki bir önceki ünitemizde bunları açıklamıştık. Bakılıyor ve el bagajının kabin içerisinde taşınıp taşınmamaya uygun olup olmadığına bakılıyor. Ağırlık limitleri veya ebat limitleri olabiliyor hava yolundan hava yoluna değişen. Örneğin 8 kilogram şu ebatları aşmayacak deniyor. Bu ebatlarda ve kiloların üstünde olan bagajlarda yine check-in uçuşa kabul esnasında belirleniyor. Son iki aşamamız ise arkadaşlar kabul sürecinde, uçuşa kabul sürecinde yolcu biniş kartının hazırlanması. Yolcu biniş kartı bilgisayarlı bir yöntem kullanılıyorsa verilen bilgiler doğrultusunda, girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak üretiliyor. Etiketi keza üretilmiş oluyor. Etiketinin bir parçası bagajın üstüne asılırken bir parçası da boarding kartı ile birlikte yolcuya teslim ediliyor. Eğer ki manuel ise bu da elle doldurularak yine aynı işlemler gerçekleştiriliyor ve bu aşama sonrasında ise yolcu ile beraber gerçekleştirilecek olan check-in'in aşamaları tamamlanmış oluyor ve check-in kontuarı kapatılıyor. Check-in kontuarı kapatıldıktan sonra ise manifestonun hazırlanması işlemine girişiliyor. Manifestoda yolcuya ilişkin, yolcu ve beraberinde taşıdığı bagajına ilişkin bir takım bilgiler yer alıyor. Bunlar da dört nüsha olarak üretilerek gerekli bilimlere ulaştırılması sağlanıyor. Bu ünite ile ilgili anlatacaklarımız aşağı yukarı bunlar arkadaşlar ama daha detaylı bilgilere kitabımızdan ulaşabileceğinizi unutmamanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler.